Ben de sözlerime öncelikle davetimizi kabul ederek gelen saygıdeğer konuşmacılara ve siz sayın katılımcılara bugün bir arada olabildiğiniz için teşekkür ederek başlıyorum. İlk birkaç cümlemi sesin önemine ayırdım. Neden sesi önemsiyoruz? Çünkü ses dünya üzerinde farkında olmaksızın en sık kullandığımız enstrüman. Hepimiz doğduğumuzdaki ilk ağlayışımızdan, ölmeden önceki son sözlerimize kadar çevremizdeki bütün insanlarla bu yol aracılığıyla iletişim kuruyoruz. Sesimiz tamamen kendimize özgün olan fiziksel ve ruhsal durumumuzun bir yansıması. Neden bu toplantının başlığı ses hastalıklarına yaklaşır? Çünkü ses hastalıkları konusunda yakın dönemde çok ciddi bir bilgi artışı söz konusu. Bu bilgi artışı da gerek biz klinisyenlerin, gerek bütün hastalarımızın, gerek ses profesyonellerinin bu konudaki beklentilerini ve ihtiyaçlarını arttırmakta. Ses değerlendirmesinden benden önceki konuşmacılarımız detaylı bir şekilde bahsettiler. Rutin bir rahatsızlık olduğu gibi öncelikle ana şikayeti anlamaya, sonra bunun kronolojisini çözmeye, nelerin neden, nelerin sonuç olduğunu anlamaya, ondan sonrasında da ses kişinin bütün genel sağlığını yansıttığı için genel sağlık durumu, yaşam şekli, kısacası hayatı ile ilgili her şeyi hastaların bilmeye istiyor. Sonrasında ses sağlığı hakkındaki bilgileri edinmeye çalışıyoruz ve varsa profesyonel ses gereksinimlerini anlamaya çalışıyoruz. Bunun için benden önceki hocalarımın bahsettiği gibi rutin formlar kullanılabileceği gibi hastalığınızda anamnez bilgilerini de kaydedebilirsiniz. Ses değerlendirmesine başlarken öncelikle kulak boğaz muayenesiyle başlıyoruz. Ardından ses muayenesini yapıyoruz ve genellikle bir birincil patoloji üzerine yoğunlaşıyoruz. Bu birincil patoloji, mukozal bir patoloji olabilir, bronküsküler bir problem olabilir veya diğer problemler olabilir. Ancak genellikle üstüne yoğunlaştığımız birincil patoloji, bir iceberg'in görünen ucu kadar olan kısmı. Bu patolojiye etki eden kişinin ses kullanım yeteneği, ses kullanım tekniği, yaşam şekli, mesleki ve düzenli aktiviteleri, psikolojik faktörleri ve retlüğü daha çok öne çıkartmamız gerekiyor. Tanımlamalarına geçecek olursak, gastroezofageal retlüğü, mide içeriğinin özellikle geri kaçışıdır. Özellikle yemeklerden sonra olmak üzere %50'ye kadar olması fizyolojik kabul edilir. Ancak bu durum semptomatik hale geldiğinde, yani göğüs ağrısı, göğüste yanma, hızımsızlık ve benzeri yakınmalar olduğunda bu duruma gastroezofageal retlüğü hastalığı diyoruz ve Avrupa toplumlarında %18-40 arasında olduğu rapor ediliyor. Laryngofaringeal retlüğü ise gastroezofageal retlüğü ile ilişkili ancak belli yönleriyle bu durumdan ayrılan bir patoloji. Mide içeriğinin üst ızofagus sfinkterinin üstüne çıkması, yani larynx ve faringse üst hava ve sindirim yollarına geri kaçış olarak tanımlanıyor. Üst ızofagus sfinkteri üzerine tek bir retlü episodu dahil patolojik olarak kabul ediliyor ve insidansı %1 olarak tahmin ediliyor. Laryngofaringeal retlüğü tanımlamak için çok fazla tanımlamalar var içerisinde. Bunlar arasında en sık olanlar retlü larynx, atipik retlü ve gastroezofageal retlüğü. Semptomlarının gastroezofageal retlüğünden farklı olabileceği, retlü episodlarının sayısının, sıklığının, süresinin farklı olduğunu, kendisine özgün belirti ve bulguları olmadığını biliyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki, laryngofaringeal retlüğü yaşam kalitesi üzerine etkili. Bununla ilgili literatürde çok değişik yaşam kalitesi endeksleri yapılmış birçok çalışma var. Laryngofaringeal retlüsü olan insanların kontrol verilerinin yaşam kalitesi daha kötü, gastroezofageal retlü hastalığı olanlara göre de daha kötü. Ve bu hastaların %33'ünde ciddi ansiyete ve sosyal yaşam kısıtlılığından bahsediyor. Bildiğimiz bir başka noktada laryngofaringeal retlüğün ses kalitesi üzerinde etkisi oldu. Kulaklığın boğaz polikliğine başvuran hastaların yaklaşık %4 ila 10'unun laryngofaringeal retlüğüyle ilişkilendirilebilecek semptomlara sahip olduğu söyleniyor. Disfoni şikayetiyle gelenlerde bu oran %50'nin üstünde olarak kabul ediliyor. Ve ses kullanımı ne kadar artarsa retlü şikayetlerin olma olasılığı da o kadar artıyor. Örneğin Camarado'nun yaptığı bir çalışmada, opera sanatçılarında sanatçı sesini ne kadar çok kullanıyorsa, ne kadar sık kullanıyorsa ve ne kadar uzun süredir kullanıyorsa bu hastalarda daha çok retlüye karşılaşmış. Bizim yaptığımız bir çalışmaya göre de hem objektif retlüsü olan hastaların, yani 24 saatlik monitorizasyonla kanıtlanmış retlüsü olanların, hem de subjektif retlüsü olan hastaların akustik analiz değerlerinin kontrol bireylere göre daha kötü olduğunu tespit ettik. Patogenizmden biraz bahsedecek olursak, oluşum mekanizmaları gastroezofageal retlü hastalığından farklı değil. Etkilenen dokuların asile ve pepsine maruz kalması ile ilişkili. Ancak buradaki fark, üst ızofagus sfinkterinde bir disfonksiyon olması. Yalnız derisi, ızofagustan ayıran belli nitelikler var. Izofagusun asile karşı belli direnç mekanizmaları var. Derisi ise yok. Bunlar arasında karbonik anhidrazlar, bikarbonat üretimi,
mukozanın doku rezistansı, özel fokus motor fonksiyonu sayılabilir. Tabii patogenezle ilgili yine literatürde tartışmalı daha nadir bildirilen şeyler var. Bunlar arasında servikal özel fokus heterotrofik gastrik mukoza olması, proton pompasının larynx mukozasında bulunması ve larynx'te bulunduğu tespit edilen karbonik antrazların eksik bulunması da söyleniyor. Peki belirtileri nelerdir? Birçok laringeal ve faringeal belirti, hatta pulmoner belirti, laringofaringeal reflü belirtisi olabilir. Gastroesofageal reflü hastalığıyla laringofaringeal reflüyü birbirinden ayıran ilk çalışmacı Kaufman. Kaufman'a göre göğüste yanma hissi gastroesofageal reflü hastalığında %83 oranındayken laringofaringeal reflü hastalığında yaklaşık %20. Sık boğaz temizleme şikayeti ise gastroesofageal reflü hastalığında %3, laringofaringeal reflü hastalığında %80 üzerinde. Amerikan Laringoloji Birliği'nin verilerine göre laringofaringeal reflünün en çok görülen 5 belirtisi şunlar. Sık boğaz temizleme, tekrarlayıcı öksürük, göğüste yanma hissi, boğazda bir şey varmış hissi, yani glukoz hissi ve ses kalitesindeki değişiklikler. Diğer önemli belirtiler ise nefes alamama, boğulacakmış gibi olma hissi, uykudan öksürerek uyanma, yutmada güçlük, yoğun veya çok miktarda boğaz sağlısı, ağızda acılık eşleşmesi ve tekrarlayan boğaz enfeksiyonu. Çocukluk çağı reflüsü ise paralelantide, çocukluk çağındaki birçok belirti, bulgu ve hastalık reflüyle günümüzde ilişkilendirilmekte. Bunlar arasında apne, tekrarlayan değişik solunum enfeksiyonları, kronik nazar ağrı, laringeal patolojiler, hatta aynı memek ölümü bulunmakta. Bu kalabalık slayttan görebileceğiniz gibi literatürde reflüyle ilişkilendirilen çok çok sayıda belirti var. Ama tekrar etmemiz gereken şu ki, reflü belirtilerinin hiçbirisi reflüye özgün değil ve ilişki kurabileceğiniz bir bulgu yokken, muayenede bir şey yokken de görebiliyoruz. Ancak belki de altı çizilmesi gereken şeylerden birisi şu, gastroesofageal reflü belirtisi olan insanlarda laringofaringeal reflü belirtilerinin dominant hale gelmesi, daha belirgin hale gelmesi, bu hastaları daha ciddiye almamız gerektiğini gösteriyor. Özefagus'taki asit hasarı, özefagitten başlayıp, Barrett özefagusuna, özefagus dispilerisine, oradan özefagus kanserine uzanan bir spektrum içeriyor. Özefagus kanseri, özefagus dispilerisi olan insanların diğer reflü hastalarına göre daha fazla sayıda laringofaringeal reflü belirtisi olduğu belirtilmekte. Bulgulara geçecek olursak, yine Amerikan Bronkoözofagitis Derneği'nin verilerine göre en sık görülen 5 bulgu areterometer itemi, vokal kort itemi, vokal kort ödemi, posterior fonksiyon hipertrofi ve areterometer ödem. İlişkilendirilen önemli başka bulgular arasında küsurcus ulcus önemli. Küsurcus ulcus, vokal kort medial tendonu infrakürotik ödeme bağlı olarak içe doğru bir kıvrılması. Bazı çalışmalara göre küsurcus ulcusu görmek, laringofaringeal reflüyü %70 oranında tanımlamak anlamına gelir. Granülomlar da yine reflüyle çok ilişkilendirilen, ancak aktif laringofaringeal reflü tanısı formasında tek başına yeterli olmadığı düşünülen bulgular. Reflüden bahsettiğimiz zaman tabii hepimizin en çok bildiği ve üstüne en çok konuşulan posterior konusu bulguları ve patiderme. Bunu ilk tanımlayan Delehanty 1972'de interaritonik bölgede mukoza artışı olarak tanımlamış. Sonrasında 1984 yılında asit posterior larenjit tariflenmiş. Kaufman'a göre posterior larenjit, laringofaringeal reflünün en sık görülen belirtisi. Ancak posterior konusu bölgesi o kadar çok anatomik varyasyon gösteriyor ki anormal ve normali ayrımını yapmak bu bölgede çok güç. Retrospektif olarak posterior komisür bulgularına baktığımız zaman, yani tedavi eden hastalar bundan düzeliyorsa, o zaman evet retrofit ilişkilendirilebilir diyebiliriz. Proton pompa inhibitörü tedavisiyle erken dönemdeki iyileşmenin daha çok genel yarı hissedetiminde ve ödeminde olduğu görülmekte. Pakidermindeki azalma ise minimal, dolayısıyla aktif ve laringeal reflüyle ilişkilendiremez diyen çalışmalar. Benzer şekilde 44 ay günde 2 kez proton pompa inhibitörü almış olan hastalarla yapılan bir çalışmada subjektif bütün hastaların semptomları düzelirken posterior komisür bulgularında hiçbir fark tespit edilmemiş. Bunu şu şekilde yorumluyor literatür. Burada bir epitel hiperplezisi ve keratinizasyon vardır. Bu durum irreversible değişikliklere yol açar. Dolayısıyla posterior komisür bulguları aktif laringofaringeal reflüsünün göstergesi değildir, ancak geçirilmiş bir laringofaringeal reflüyü anlamak açısından anlamlıdır. Peki tanıyı nasıl koyacağız? Patogenezden bahsettik, belirtilerinden, bulgularından. Birçok değişik hastalıkta olduğu gibi belirtilerle başlayabiliriz. Hastanın belirtilerinden tanı koyabilir miyiz? Kalabalık slide hatırlarsanız o kadar çok belirtisi var ki bunlardan spesifik olarak bulmak için belli bir standartizasyona ihtiyaç var. Bunun için Wake Forest ekibinin yaptığı Reflux Symptom Index diye bir skorlama var.
Bu skorlamaya göre hasta subjektif olarak 9 tane burada gördüğünüz şikayeti yoktan çok ciddiye kadar 0'dan 5'e kadar skorluyor. Ve belli bir sayının üstü, genellikle 13'ün üstü bu risk olarak kabul ediliyor ve bu hasta refli tanısı alınıyor. Ancak bu bahsettiğimiz 9'un da bunun içerisinde bütün belirtilerin refli için spesifik olmadığını tekrar söylemek lazım. Bununla ilişkilendirilecek hemen ilk başta aklına gelen birçok şey var. Bunlar arasında ses suistimali, sigara, astım, alerji, üst solunum yolu enfeksiyonları ve alkol sayılabilir. Peki bulgulara göre tanı koymayı deneyelim, birçok diğer hastalıkta olduğu gibi. Bulguların da spesifik olmadığından bahsetmiştik. Yine bunu standartize etmek için Medavs gibi arkadaşlarına Reflux Finding Score adlı bir skorlaması var. Bu sefer subjektif kalem hekimin elinde veya klinisyenin elinde. Buradaki bulguları 0'dan 4'e kadar skorluyoruz ve 7'nin üstündekilerin %95 oranında tanı koymak için anlamlı olduğunu söyleniyor. Spesifik bulgular olmadığından bahsettik. Dolayısıyla Reflux Finding Score da subjektif. Subjektif derken iki aynı klinisyen aynı görüntüye bakıp aynı muayeneyi yapıp farklı puanlar verebilir. Aynı şekilde aynı videoya bakan insanlar farklı dönemlerde farklı puanlamalar yapabilir. Dolayısıyla tanı koymak güç. Nitekim bunu araştırmak için Branski bir çalışma yapmış. 120 tane videoda endoskopi görüntüsünü 5 ayrı kulak bunların uzmanına izletmiş. Değerlendirmeciler arasında fikir birliği zayıf, değerlendirmeci güvenilirlik ise çok değişken olarak bulunmuş. Bunun bir ileri aşamasını Kerşiner yapmış. İdeal koşullar oluşturalım bakalım demiş. Yalnızca ses hastalıkları üstüne çalışan, devamlı aynı ekip içerisinde çalışan, laringeal bulguları ve onları değerlendirmek hakkında eğitilmiş kişileri sadece normal videolarla baş başa bırakmış. Bunların da tamamı belli bulgular dışında bir fikir birliğine varamamışlar. Bir de tanı koyarken şu yönü var. Bulgular eğer pozitifse önemli. Yani herhangi bir bulgu göremedik ama hastanın ilgili semptomları var. Hastayı tedavi edecek miyiz? Bulguyu değil hastayı tedavi edeceğimize göre mutlaka bir şey önermeliyiz. Peki bulguları bulduk, pozitif bir şeyler var. Onlara hemen sarılıp tedaviye başlayalım mı? Bunda da çok aceleci olabiliyoruz. Çünkü her bulguyu hastaya spesifik olarak değerlendirmek lazım. Burada resmi görülen gibi bir renk ödemi, polipoid kordaitis hastasında tamam, refliyle ilişkilendirebiliriz. Ama bu çok konuşulur. Sigara içen neslisi, sigarayı daha önce düşünebiliriz. Veya benzer şekilde görünüm olan bir insanda refli düşünebiliriz. Ama uzun süreli bir ventilasyon hikayesi varsa herhalde önceliğimiz o yönde olacaktır. Belirti ve bulgular arasındaki bağın kuvvetli olmadığını göstermek için birkaç ayrı çalışmadan daha bahsedeceğim. X'in yaptığı çalışmaya göre sağlıklı insanların da %87'sinde en az bir tane refli bulgusu var. Proton pompa inhibitörü tedavisine cevap vermemiş, Nisan komplikasyonu yapılmış hastalarda postop dönemde bakmışlar bu bulgular düzeliyor mu diye. %80'inde semptomlar düzelmiş ama bulgulardaki düzelme ancak %10 hastalarmış. Tanı koymak için daha objektif yöntemler alınıyor. Bunlardan önerilen literatürde 24 saatlik pH monitorizasyonu. 24 saatlik pH monitorizasyonunun da pozitifte kriterleri konusunda tartışmalar var. Biliyorsunuz 24 saatlik pH monitorizasyonunda hastaya transnazal olarak koyulan bir kateter hastanın özofagusunda 24 saat boyunca kalıyor. Bir alt kateter mevcut. Bu alt özofagus sfinkterin hemen üzerinde, genellikle 5 cm üzerinde bir de üst özofagus sfinkteri mevcut. Üst özofagus sfinkterinin oradaki blok, yani duyarlı bölge nereye konacak diye tartışmalar var. Kimi otörler bu üst özofagus sfinkterin altına koyuyor, kimisi üstüne koyuyor, kimisi tam o bölgeye yerleştirmeye çalışıyor. Bunların pozitifte kriterleri konusunda da et fikir bir kimi otörler pH'ın 4'ün altında olmasını pozitifte kriter olarak kabul ederken kimisi üst özofagusta nötralizasyon daha aktiftir, onun için 5'in altına kabul edelim diyor. Kimi dediği ise belli yüzdeleri, yani tam günkü yüzdenin şu kadarı, yatarkenki durumun bu kadarı, işte ayaktaykenki bu kadarı gibi yüzdeler belirleyip pozitifte kriterleri belirliyor. Ayrıca 24 saatlik pH motorizasyonu ile ilgili yanlış pH kaydı bazı zamanlar tespit edilmiş. Bunlar arasında mukozal kontak kaydı, oral alıma bağlı veya internetten refliye bağlı yanlış pH kayıtları da olası. Tabii literatürde her şey var. Çok farklı tartışmalı bir konu. Kimi yazarlar diyorlar ki ikili problar yetmez. Üçlü problar var. Bunlar ikili problardan daha iyi. Daha doğru tanımlıyorlar. Kimi otörler sadece pH'ı ölçmeniz yetmez. Bunlar için multikanallı, intralüminal, impedans ölçen bir sistem de kullanmamız lazım deniyor. Ayrıca pH probunun sıklıkla olduğu bilinen, sıvı olmayan, asidik olmayan reflüleri tanımlamakta güçlük çektiği söyleniyor. Peki,
bir başka tanı yöntemi olarak da önerilen proton pompa inhibitörü tedavisi de yanıt. Hani hasta geldiği zaman reflü düşündüysek proton pompa inhibitörü tedavisi verelim. Hasta düzeliyorsa hem tanı koymuş oluruz hem tedavi etmiş oluruz. Cevap vermiyorsa o zaman araştıralım deniyor. Proton pompa inhibitörü tedavisinde savunanların yaklaşımı şu. Spesifik testler, yani özellikle 24 saatlik pH monitorizasyonu, invazivdir, hastaya rahatsızlık verir, pahalıdır, yanlış negatifliği %50'lere kadar olabilir ve tanı kriterleri derin saydığımız gibi oturmuş değildir. Proton pompa inhibitörü tedavisine göre tanı koymayı araştıran çalışmalar da şunu bulmuş. Öncelikle plasebo etkisi var. Bir tarafı proton pompa inhibitörü tedavisi verilen, diğer tarafta plasebo etki alan hastalar arasında fark olmadığını söyleyen çalışmalar yapılmış. Ayrıca proton pompa inhibitörü tedavisine rezistan olduğunu söylenen bir %12'lik laringofaringeal reflü hastası olduğunu bildiren çalışmalar var. Literatürde bu yönde çalışma çok eksik. 2006 yılında Karkos'un yaptığı gözlemlere göre laringofaringeal reflüde proton pompa inhibitörü tedavisi için yapılan yalnızca 6 tane randomize kontrollü çalışma var. Ve bunlar da sadece ses kısıklığı ve sirkulans temizleme semptomlarında anlamlı düzenli olduğu söylenmiş. Peki, patogenezinden, belirtisinden, bulgularından, tanımlamasından bahsettik. Nasıl tedavi edeceğiz? Bunları 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Davranışsal yöntemler, medikal tedaviler ve cerrahi tedaviler. Davranışsal yöntemler, hepinizin sıklıkla bildiği, halkın da gayet iyi bildiği artık, belli bazı reflü arttıran şeyleri yapmamak ve o tür gıdaları tüketmemekten geçiyor. Aldığımız sıkıntıları üzerine negatif etkisi olduğumuz şey, etkisi olduğu bildiğimiz şeyleri az tüketmesini hastalarda istiyoruz. Ve belli şeyleri de yapmasını istiyoruz. İşte yatmadan belli bir süre önce yemeğini kesmesi, efendim kilo vermesi, düşük hacimli ürünler tüketmesi gibi. Medikal tedavi seçeneklerimiz 3 başlıkta toplanabilir. H2 antagonistleri, proton pompa inhibitörleri ve prokinetik ajanlar. Bunlar arasında en güncel olanı proton pompa inhibitörleri. En sık kullanılanları da omeprazol, lansoprazol ve esomeprazol. Proton pompa inhibitörü tedavisini öneren birçok çalışma artık şu konuda hemfikir, proton pompa inhibitörünü günde 2 kez başlayınız diyor. O 2 kez en az 2 ila 3 aylık bir dönem devam etmeli, sonra tekrar hasta değerlendirmeli diyor. Proton pompa inhibitörünü 2 kez başlamak ve 1 kez başlamak arasında yaklaşık %50'lik bir hasta kaybı olduğundan bahsediyor. Bu başarı farkı zaten yani %50'lik fark proton pompa inhibitörleriyle H2 antagonistleri arasındaki farka eşit. Cerrahi tedavi seçenekleri medikal tedaviden fayda görmeyen hastalarda deneyebiliyor. En çok kullanılan cerrahi diş enfekte aplikasyonu bu laparoskopik olarak yapılabiliyor. Bundan da fayda görmeyen hastalara bundan daha önce tekrar cerrahi deneyebilirdi. Ancak yakın dönemde literatürde bundan fayda görmeyen ancak altıza bu sikintilerine radyo frekans uygulamasından fayda gören hastalar rapor edilmekte. Belki bununla ilgili daha çok şey duyacağız yakın zamanda. Peki bu laparoskopik reflü tedavisi sesi etki ediyor mu? Oraya baktığımızda ses kısıklığına yönelik sadece disponiye yönelik proton pompa inhibitörü tedavisi ile ilgili henüz randomize kontrolü bir çalışma yok. Ancak cerrahi tedavinin etkinliğini gösteren yakın dönemde yayınlanmış bir çalışma var. Fatih Hocam buradaysa onların çalışması. Nisan yapılan hastalarda preop ve postop psikanaliz değerlerini karşılaştırdığında postop ciddi bir kazanç olduğu tespit edilmiş. Bütün bunlardan sonra biz nasıl yaklaşıyoruz? Sol tarafta bizim klinikte uygulanan metodolojiyi göreceksiniz. Rutin bütün hastalarımız kulak boğaz polikliniğine başvuruyorlar. Sesle ilgili problemleri olanlar ses polikliniğine yönlendiriyor. Uygun hastalarımız, uyumlu olabilecek hastalarımıza Voice-Anne'da indeks doldurtuyoruz. Eğer reflü problemi varsa reflux symptom indekslerini doldurtuyoruz. Rigid videolarını stroboskopi yapıyoruz. Bu sırada reflux finding skorlarını kaydediyoruz. Daha sonra akustik analiz yapılmak üzere ses verilerini kaydediyoruz. İhtiyaç duyulan nadir hastalarda flexible endoskopi muayene yapıyoruz ve hastaları proton pompa inhibitörü tedavisine başlatıyoruz. Proton pompa inhibitörünü az önce söylediğim gibi en az 2 ay 2 çarpı olmak üzere devam ediyoruz. Genellikle hastalarımızı 2 ila 3 ay sonunda kontrole çağırıyoruz. Şikayetlerinde düzenli olmayan, daha doğrusu beklentilerimizin altında düzenli olan hastaları özofagogastrogastroskopiye yönlendiriyoruz. 24 saatlik çift proplu pH monitorizasyonu sadece az önce sonuçlarda gördüğümüz çalışmamız gibi akademik çalışmalar için kullanıyoruz. Literatürde yaklaşımla ilgili başka yeni öneriler neler var? Onlar da sağ sütunda. Bunlardan birisi fonksiyonel endoskopik duyusal stimülasyon testi. Superior laryngeal sinirin uyarılmasını, havayla uyarılmasına yönelik bir test bu. Diğeri az önce bahsettiğim multikanallı intralüminal basınç değişikliklerini takip eden bir sistem. Transnazal ozofagoskopinin her geçen gün artık poliklinik şartlarında, ofis şartlarında daha uygulanabilir olduğunu söyleyen yayınlar var.
çift probular yerine 3 probu pH monitörlerinden bahsediliyor. Ve bir de belki de gelecekte kullanacağımız Bravo monitör adı verilen wireless, dolayısıyla hastayı kateter derdinden kurtaran, endoskopik olarak ezofagüse yerleştirilip orada bırakılan pH kaydı 48 saat süreyle yaptığı söylenen monitör yardımcı. Sözlerime başlarken ses patolojisine gelen hastada iceberg'in ucunu gördüğümüzü, kalan kısmına dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. Bu karmaşa içerisinde, yani tanılamada, tedavide, yaklaşımdaki karmaşa içerisinde belki reflü hakkında da henüz bildiklerimiz bu iceberg'in ucu kadar. Ancak şanslıyız çünkü bilgiye ulaşma konusunda çok şanslı bir ülkede yaşıyoruz. Geçtiğimiz sene Dünya Ses Kongresi burada yapıldı ve bu sene ulusal kongremizden hemen önce Avrupa Limnoloji Derneği'nin ve Amerikan Bronkozoloji Birliği'nin bir yarı nokarın gelme etkiyi ve yutma bozuklukları workshop'u Sayın Özür Başkanlığı'nda organize edilmiş durumda. Konuşmam içerisinde de ismini geçen Kaufman ve ekibini orada hep beraber dinleme şansımız olacak. Sağlığınız için çok teşekkür ediyorum. Thomas, biz de teknolojik olarak korkuyoruz.